Yine bir şampiyona sonrası bir aradayız. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızla. Güreş milli takımdan arkadaşlarımız bizi gururlandıran sporcularımızla bir aradayız. Avrupa Güreş Şampiyonası sonrası sizlerle bir araya gelmek istedik. Hem duygularımızı, düşüncelerimizi size ifade etme fırsatı buluruz. Sizin aracılığınızla tüm spor severlere bunu ulaştırmak isteriz. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grokoramen milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu biliyorsunuz. Burada aramızdaki üç arkadaşımız, erkeklerden bahsediyorum öncelikle, Avrupa şampiyonasında 3 madalya aldık. Burada sporcularımız bizimle beraber. Zeynep kadınlarda yine bronz madalya kazandı. Avrupa üçüncüsü oldu. Ama sakatlık sonrası bir ilk şampiyonasıydı onun. Dolayısıyla sakatlık sonrası iyi bir dönüş olarak biz bakıyoruz buna. Selçuk Avrupa şampiyonu oldu. İlk Avrupa şampiyonluğu değil mi Selçuk? Evet başkanım. Harika. Devamı gelecek inşallah. Yunus Emre finalde kaybetti ama güzel mücadele etti. Onu da tebrik ediyorum. Gümüş madalya kazandı. Murat yine 67 kiloda bronz madalya kazandı. Takım halinde de Avrupa şampiyonu oldu erkek güreşçilerimiz. Bizi gururlandırdılar. Onlara bu sevincimizi, onlarla bu sevincimizi sizinle paylaşıyoruz. Bu arada serbestte yine U23'te dünya şampiyonası yapılmıştı Ekim ayında Tiran'da. Orada da Muhammed arkadaşımız Muhammed Gimri 92 kiloda U23'te dünya şampiyonu olmuştu. Onu da yine sizlerle buluşturmak istedik. Cenk İldem, Grokoromen milli takımımızın hocası. Teşekkür ediyorum. Efraim Kahraman, kadın takımımızın hocası. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yine Tevfik Keleş de serbest milli takımımızın hocası. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Daha önceleri Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyalarım vardı. Ama tabiri caizse şeytanın bacağını kıramıyorduk. Final maçına çıkınca sağ olsun genel sekreterimiz Erdem Başkanım da aradı. Bu kez olacak diye sağ olsun motive etti. Yani mutluyum şampiyon olduğum için. Bu yolda emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Size, Erdem Başkanıma, kulüp antrenörüm Cenk İldem'e yani desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük kulübünde yer aldığım için ayrıca mutluyum. Yani her şey için sağ olun, var olun. Romanya'nın Bükreş kentine düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 77 kilogramda Avrupa ikincisi oldum. 2021 yılından beri Avrupa Dünya arenalarında birçok madalyam oldu. Henüz şampiyonluk madalyası alamasam da bu yolda şampiyonluk madalyası kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu kulübün bir parçası, bir sporcusu, bir üyesi olduğum için çok mutluyum. Ben kulüp başkanlarımıza, kulüp hocalarımıza, özellikle Cenk İldem hocamıza, aynı zamanda bizim kulüp hocamız milli takım da yer alıyor. Milli takımda da hocamız. Ona teşekkür etmek istiyorum. Takım halinde Büyükler'de Avrupa şampiyonu olduk. Güçlü bir takımımız var. Sikletim, olimpik siklet 77 kilogramda yarışıyorum. Bu sene Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara henüz kota alınmadı. Önce hedefimiz Avrupa şampiyonası bitti. Oraya hazırlanmak. Kotayı alıp en iyi şekilde ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Ben tekrardan herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yani kulübe yeni geldim. Aski Spor Kulübü'nden yeni transfer oldum kulübe. Bu kulübe ilk bir bronz madalya kazandırdım. İnşallah önümüzde olimpiyat kotaları var. Orada da Selçuk kardeşimle yarışacağız. Yani daha doğrusu ilk kotaya ben gideceğim, ikinci kotaya o gidecek. Nasipse ikimizden birisi olacak. O da aynı yine bu İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü'nden olacak. Herkese teşekkür ederim. Ben de 53 kilogramda ülkemi temsil ettim bu yıl. Başkanımızın da söylediği gibi bir sakatlık süreci yaşadım öncesinde. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'ndan sonra maalesef bir operasyon geçirdim.
O yüzden olimpiyat dünya kalifikasyon maçına katılamamıştım. Bu yıl Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 53 kilogramda bronz madalya elde ettim. Tabii ki çok zor bir süreçten geçtik. Oraya giderken kafamda tek bir soru işareti vardı. Acaba geri dönebildim mi, yapabilecek miyim? Geri dönmüşüm, memnunum, mutluyum. Yani bütün emeğimi, çabamı sarf ettim ve bronz madalya kazandım. Şimdiki hedefim Bakü'de yapılacak olan olimpiyatlar için Avrupa kalifikasyon maçı olacak. Orada ilk ikiye girmemiz gerekiyor. Hedefim tabii ki orası. Orada olimpiyat kotasını alıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Dediğim gibi sakatlık sürecindeyken kulübümün çok büyük desteği oldu. Başkanımız sürekli telefondan arayıp nasıl olduğumu ve bir ihtiyacım var mı gibisinden sürekli destekleri oldu. Fatih Başkanım, Erdem Başkanım olsun. Cenk Hocamız da gerçekten kulüpte bize çok destek veren isimlerden bir tanesi. Ona da teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emek veren, destek veren herkese teşekkür ediyorum. 10 yıldır bu kulüpteyim. 10 yaşımdan beri Tevfik Hocam'la beraber birlikte çalışıyoruz. Bu sene, daha doğrusu geçen sene 2023'te Gençler Avrupa ikincisi, U23 Avrupa ikincisi oldum. Tevfik Hocam bana dedi ki inşallah her şey olacak, biraz daha sabret. Ve U23 Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya getirdim. Tarihte ilk serbest güreşte. İnşallah hedefim abilerim gibi şampiyon olmak. Hedef olimpiyat. İnşallah daha çok çalışıp şampiyon olacağız. İnşallah.